İyi yayınlar, sağ ol, teşekkür ederiz. Barış, sendeyiz şimdi. Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz ve ortağı Kingston kardeşlerin Türkiye'ye soktukları 134 milyon dolar önümüzdeki günlerin en önemli tartışmalarından biri olacak. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu 134 milyon doları önce Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston kardeşlerden isteyecek. Bu parayı tahsil edemediği takdirde bu bizim iç siyasetimizi ve ekonomimizi etkileyen bir mesele haline dönüşecek. Nasıl? Niye? Şunun için. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu'na, dolayısıyla Türkiye'ye şu soruyu soracak. Diyecek ki, kardeşim sen bu 134 milyon dolar Türkiye'ye sokulurken bunu neden hiç incelemedin? Yani ben buradan Mustafa Hoş'a yarın 5000 TL yollasam, 5000 TL bırak milyon doları, sana 5000 TL yollasam Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu bunu incelemeye alır. Niye yolladın diye, eğer içine bir açıklama yazmazsan, bir ticaret yapmazsan. Şimdi burada bugün konuştuğum kaynaklar diyor ki bu 134 milyon dolar önce konunun muhataplarından istenir. Hatta iş biraz çetrefilli hale gelirse bunu Türkiye'den bile isteyebilirler. Nasıl mesela? Amerika bu hazineden bu parayı geri mi almak isteyecek? Tabii geri almak isteyecek. O 511 milyon dolar. Hayır, 134 milyon dolar. 111 milyon. Olayı bir anlatayım mı böyle? Şunu söyleyeyim de. Peki. Şimdi bak, 511 milyon dolar bunlar vergi dairesini dolandırmışlar. Toplu para bu. Yapmadıkları bir işi yapmış gibi göstermişler ya da yaptıkları Türkiye. Tabii ya da yaptıkları bir işin daha fazla hacimli gösterip 511 milyon dolar dolandırmışlar. Bu parayı da aklayabilmek ve dolaşıma sokabilmek için 134 milyon dolarını Sezgin Baran Korkmaz aracılığıyla Türkiye'ye getirmişler. Onu megavarlık şirketine. İşte megavarlık şirketine getirmişler. Şimdi burada Amerika şunu soracak. Biz 15 gün önceki bir programda dedik ki, anlattım ben, Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston kardeşler Türkiye'de bir banka kurmak istediler. Fakat o dönem Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu 250 milyon TL nakit sermayeli bu bankaya izin vermedi. Muhtemelen FBI'dan gelen bir bilgi notu üzerine izin vermedi. Bunlar bu 250 milyon TL nakit sermayeli bankayı kurma girişimi başarısız olunca 134 milyon doları Türkiye'ye getirdiler ve bir yatırım şirketi kurdular. Şimdi soru şu. Bugün benim edindiğim bilgi şu. Bu paranın Türkiye'ye sokulmasında aracı olan banka kendi içinde bir soruşturma başlatmış. Özel bir Garanti Bankası. Garanti Bankası, evet. Bir inceleme başlatmış. Bu paranın havale edildiği dönemdeki yöneticilerin bu konuya nasıl yaklaşıp yaklaşmadıklarına ilişkin. Çünkü onun sormaları lazım. Tabii. Nereden geliyor? Tabii. Orada talep karşısında mı bunu yapıyorlar? Kendileri. Kendileri yapmışlar. Çünkü bu dünyada benzeri görülmemiş olaylardan biri. Yani getirdiğin para 1 milyon lira değil, 500 bin lira değil, 300 bin lira değil. 134 milyon dolar 13 ayrı operasyonla Türkiye'ye getirilmiş. Burada 134 milyon doların Türkiye'ye sokulup nerelere harcandığını da Amerikan savcılığı tek tek tespit etmiş. Hatta Sezgin Baran Korkmaz'ın bu para geldikten sonra aldığı arsalar falan filan hepsi çıkartılmış. Para ne zaman gelmiş? 2013 yılının aralığıyla 2015 yılının Ekim ayı arasında. Yani 2013'ün sonuyla 2015'in sonuna kadar geçen 2 yıllık süreçte 134 milyon doları Türkiye'ye sokmuşlar. Hatta ben geçen anlatmıştım. Sezgin Baran Korkmaz öyle bir ilişki ağı yaratmış ki kendisine. Utah savcılığının iddiasına göre Kingston kardeşler Türkiye'ye özel uçakla geldiklerinde onları herhangi bir pasaport kontrolünden bile geçirmeden önce bebekte bir kahve içmeye götürüyor. Oradan motoruyla Beylerbeyi'ndeki yalısına misafir ediyor. Amerikan savcılığı bunları tek tek yazmış. Ve yine bu vatandaş, bu Sezgin Baran Korkmaz, bir üniversiteye 6 milyon TL borç veriyor. Özel bir üniversiteye. O üniversite de kendilerine tahsis edilmiş kırmızı plakalı aracı Sezgin Baran Korkmaz'a veriyorlar. Sezgin Baran Korkmaz kırmızı plakalı
Hani kırmızı beyaz plakalı o araçla Rahip Brunson'ın İzmir cezaevinden çıkartılmasında işte güya kendince oynadığı rolü de pekiştirmek için o arabayla gidip geliyor. Geçen gün üniversitenin rektörü bir açıklama yaptı. Efendim işte bu araba verilmiş ama sonra alınmış falan filan diye bir şeyler söylediler. Burada Sezgin Baran Korkmaz'ın cüretine bence biraz dikkat çekmek lazım. Cüreti şu, bugün İsmail'in köşesinde vardı. Avukatı Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor. Bunu tabii anlıyorum. Niye? Şunun için. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da bir spa merkezinde yakalanıyor. Yani bir masaj salonuna giderken yakalanıyor ve 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalacak. Anlasın. Şimdi baktığında Sezgin Baran Korkmaz belki de kamuoyunun ilk kez duyacağı bir şeyi söyleyeceğim. Sezgin Baran Korkmaz'ın 2020 yılının Aralık ayında ofisi polis tarafından basıldığında ve kendisi de yurt dışındayken Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'nin şu anda görevde olan en üst yargı mensuplarıyla mesajlaşarak operasyona ilişkin bilgi alıyor. Bakın polis ofisinde arama yaparken yargıdan mı alıyor? Yargının en üst düzey isimlerinden. İsimleri de tek tek biliyorum ama KRT'ye ceza verilir diye o yüzden açıklayamıyorum. En üst düzeyle polis ofiste arama yaparken mesajlaşıyor. Şimdi niye gelmek istiyor Türkiye'ye? Sebebi çok basit. İşte önceki gün bir fotoğraf çıktı. Bir AKP'li gazeteci aslında başka bir şey için yayınladı ama iş büyüdü. Tavacı Recep Usta'da Yargıtay'ın 7. daire üyesi Tekman Savaş Nemli ile yemek yiyor. Ve Ankara'nın ortasında Yargıtay üyesiyle yemek yiyorlar, yanında avukatıyla. Kim bu Yargıtay üyesi? Yargıtay üyesi bu cüreti nereden alıyor? Çok basit. Biraz araştırınca görüyorsunuz. Bugünkü gazetede de yazdım Sözcü'de, Korkusuz'da. Bu... İnşallah Sözcü'de yazarsın başkan. İnşallah ha Sözcü ha Korkusuz fark etmez. Memnunuz Korkusuz'da. Tamam bir şey demedim ya. Şöyle, bu Yargıtay 7. dairenin üyesi Tekman Savaş Nemli, Mehmet Ağar'ın yargılandığı dönemde en alt sınırdan ceza veren hakim. Ve nasıl veriyor bu cezayı? Mehmet Ağar salona bile gelmeden celse arasında gıyabi ifadesini alarak, gıyabında ifadesini alarak Mehmet Ağar'ın kurtarılmasına da vesile oluyor. Şimdi bakıyorsunuz. Barış orada bununla ilişki bir bilgi vereyim mi? Seninkini tamamlayacak. Bu Nemli'nin kendini savunması vardı. Açıklama yaptı ya o fotoğraf ne zaman çekildi? O olduğu ortaya çıktı Tekman Savaş Nemli'nin. 24 Eylül 2020'de çekildiğini söylüyor. Ve adı geçen şahıs hakkında herhangi bir soruşturmadan haberinin olmadığını söylüyor. Eylül 2020'ye kadar... O tarihte ama yani, gerçekten bir şey yok. Tamam. Var. Şöyle Amerika'da konuşuluyor canım. Gazete tartışmalı. 10 Eylül tarihinde gazetelere girerse hakkında soruşturma yürütüleceğine dair haberler var. Var canım olur mu? Aynı savunmayı bölge idare mahkemesi demiş. Öncesinde hiç bilmiyordum. Hiç ikna edici, değil diye. Açıklaması. Şimdi bakıyorsun mesela dönemin Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığının kaldırılması ve yurt dışına çıkış engelinin kaldırılmasında imzası olan kişi şu an Hasan Yılmaz nerede? Adalet Bakan Yardımcısı. Şimdi bu Hakimler Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bunca olan biten karşısında daha geçen hafta burada başka bir hakimi konuşuyorduk. Hatırlayın. Esat Benli. Esat Tokluyu. Esat Tokluyu. Bölge İdare Mahkemesi. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. Davasına baktığı kişilerin iş yerini ziyarete gidiyor. Onlarla kurdele kesiyor. Doğum günü kutluyor. Burada bakıyorsunuz Yargıtay 7. Daire üyesi Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyor. Hasan Yılmaz bu kişinin yurt dışına çıkış yasağını ve mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırıyor. Sonra ödüllendirilerek Adalet Bakan Yardımcısı oluyor. Onun için Sezgin Baran Korkmaz Amerikalı akademisyenin ofisini basıp Türkiye'de yargı diye bir şey yok deme cüretini gösterebiliyor. Onun için Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da mahkemeye çıktığında beni Türkiye'ye iade edin diyor. Böyle bir tabloda Sezgin Baran Korkmaz'a Türkiye'de ceza verebilecek bir hakim ya da hakkında soruşturma açabilecek bir savcı kalmış mı zaten? Onun adam kendince haklı Türkiye'ye dönmek istemekte. Bu arada Barış